Herkese merhaba. Bugün 21 Ağustos 2020 Cuma haftanın 3. ve son manşet yayınıyla karşınızdayız. Haftanın 2. manşet yayını çarşamba günüydü ve tam manşet yayınına başladığımız dakikalarda Erdoğan'ın açıklaması konuşuluyordu. Cuma günü öyle bir müjde vereceğim ki dedi ve bütün piyasalar, bütün sosyal ağlar bununla yıkıldı. Biz de o dakikalarda yaptığımız manşet programında dedik ki Gaza gelme Türkiye. Esasen o manşette şunu da yaptık. Erdoğan iki şeyi açıklayabilir ee, ki burada da kaynaklarımız sağlamdı. Bloomberg ve e, bir takım yabancı ajanslar, EuroNews gibi e, haber kaynaklarına dayandırarak ve onlar da elbette saraydan ilk ağızdan aldıkları bilgileri naklettiler. İşte efendim denizlerde gaz bulundu ya da e, ne bileyim enerji kaynağı, yeni enerji kaynağı bulundu. Ağırlık olarak da şu ortaya çıktı. Ee, hem Euronews'taki hem de Bloomberg'teki haberleri birlikte değerlendirerek söylüyorum. Karadeniz'de bir doğalgaz. Daha ilk dakikalarda bu belliydi. Sonra da zaten teyit edildi. Dolayısıyla Erdoğan e, Cuma 21 Ağustos Türkiye saatiyle 15 itibariyle bunu açıklarken aslında bilinmeyen bir sır değildi. Her şey ortaya çıkmıştı ve e, gizli saklı bir şey değildi. E, Tabi onun üzerine de bu gaz çok bulundu gaza gelme Türkiye diye de espriler oldu biz daha hemen ilk saatte ilk anda o yayını öyle yaptık gaza gelme Türkiye dedik ki çünkü geriye doğru çokça bunun haberi yapıldı. Hazme demeyene pazarı soda bu nereden çıktı bunun cevabını da birkaç dakika sonra göreceksiniz. Çok tepkiler var. Ben sosyal ağlara bakıyorum. Hemen canlı canlı bakayım. Yani Berat Albayrak demiş ki artık cari açığı değil, cari fazlayı, e, döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir dönemin başladığını şu son saat içerisindeki bilgilendirmelerle görmüş oldum falan. Yani uçmuş durumdalar. Bakın 400 küsür milyar dolar Türkiye'nin dış borcu var. Bunun 160 küsür milyar doları ilk bir sene içerisinde ödenmesi lazım. Ekonomi diyor ki bu kadar döviz rezervinizin olması lazım. Yani ilk bir sene ödeyeceğiniz dış borç kadar döviz rezervinizin olması lazım. Bunun yarısı bile kağıt üstünde yok. Özel bankalar dahil döviz rezervi eksi de sene sonunda temerrüde düşmesi beklenen yani borçlarını ödeyeyim, borçlarımı ödeyemiyorum demesi beklenen bir Türkiye var. Ama uçuyor şu anda. E, ne bileyim şu anki doğal gaz fiyatıyla bile 30-35 milyar dolarlık bir rezerv e, söz konusu demiş Cüneyt Akman. E, kimi uzman 5, kimi uzman 7 yıl gerekiyor demiş ki bu böyle. E, pek çok e, şey var. Sosyal ağlarda bu yönde mavra dönüyor. Önce dilerseniz Erdoğan'ın ne dediğine e, bakalım. Hemen akabinde de. Ee, sosyal ağlardaki ve piyasalardaki tepkilere bakalım. Mesela Erdoğan BBC Türkçe'den bir saat kadar evvel güncellenmiş haberle getiriyorum. Karadeniz e, de Tuna 1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik diyor. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi diyor. Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını yeni baştan belirledik diyor. Fatih Sontaj gemisi efendim 20 Temmuz 2020'den bu yana Zonguldak'ın yaklaşık 170 km açıklarında Tuna 1 araştırma kuyusunda çalışmalarını yürütüyormuş. Yapılan çalışmalar sonucunda 2100 metre derinlikte 320 milyar metre küplük bir doğalgaz rezervi keşfedilmiş. Görüyorsunuz Karadeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığı sorunu yok. Akdeniz'deki gibi Yunan adaları falan, Kıbrıs falan gibi problemler yok. Çünkü Karadeniz'de iki büyük devletin sınırları var. Ağırlıklı Rusya, Ukrayna ve işte Türkiye. Solda sağda Bulgaristan, Gürcistan var ama görüyorsunuz neredeyse Karadeniz'in yarısı. Yani iki ülke varsa denizi ortadan ikiye bölüyorsunuz. Yarısı sizin yarısı da karşı ülkenin kıta sahanlığı oluyor. Burada da Karadeniz'in büyük bir bölümü Türkiye'nin diğer bölümü de Rusya'nın kontrolünde öyle bakmak lazım. Ukrayna Rusya tarafından adeta ilhak edildiği için Ukrayna da Rusya gözüyle bakmak lazım. Karadeniz'in görüldüğü gibi yarısı kıta sahanlığı ve o bölgede Türkiye rahatlıkla doğalgaz, gaz herhangi bir arama, sondaj yapabilir. Orada herhangi bir şey de çıkmaz problem de çıkmaz devletler arası. Enerji tabii Kaynaklar Bakanı 500 metrelik bir rezerv katmanı tespit edildiğini belirtmiş. Sismik çalışmalar sürüyor demiş. 1000 metre derine inilecekmiş. Sismik veriler aşağıda iki katmanın daha olduğunu gösteriyor demiş vesaire. E, Reuters'e konuşan yetkililer 800 milyar metre küplük bir rezerv olduğu tahmin edil, e, tahminini yapmışlar. Dolayısıyla şu an açıklananın 3 katı mesabesinde bir rezervden bahsedilebilir. Üç sondaj, iki sismik araştırma gemimiz tamamen kendi ekipman ve personelimizle çalışmalarını yürütüyor demiş. Erdoğan, yeni sahada keşfedilen doğalgazın 2023'ten itibaren kullanıma alınmasının hedeflendiğini ifade etmiş. 2100 metre derinlikteki gazın çıkarılma sürecinde Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı'nın ya da özel girişimlerin nasıl rol üstleneceği henüz net değilmiş. Gene Reuters'e konuşan Türk kaynaklara göre bölgedeki doğal gazın 3, 7 ile 10 yıl içerisinde kullanımı alınabileceği ifade ediliyor. Türkiye'nin e, e, Türkiye'de enerji talebinin dışa bağımlılık oranı ise görüyorsunuz gittikçe artıyor. 2015 itibariyle yüzde 72. Nokta 4. Doğalgaz ithal ettiğimiz ülkelerse ağırlık Rusya, Azerbaycan, İran. Sonrasında Cezayir var. Dördüncü ülke ve diğer ülkelerde bu şekilde Sıralanıyor Bir kere daha söyleyeyim Umu, Umalım ki e, Bu rezerv güçlü bir rezerv olsun Feasible bir rezerv olsun Bakın e, derinlik önemli Ulaşılabilirlik önemli e, Kalitesi önemli Gazın e, çıkan enerji neyse Petrol hepsi yani kalitesi önemli Feasible olması Yani e, çıkarttığınıza değecek Maliyet hesapları açısından denizde yapıyorsunuz bunu denize iskeleler kuracaksınız işte sondaj yapacaksınız ve oradan bir üretim gerçekleşeceksiniz suyun altından daha da kara katmanlarında ilerleyerek filan bir tesis kuracaksınız kolay şeyler değil milyarlarca dolar dediğim gibi astarı yüzünden pahalı mı değil mi çok iyi hesaplanması gereken bir şey zaman alacak ve e, o zaman sonunda da işte efendim mutlu olacaksınız. Bir kere daha söylüyorum. Çok ümitliyim, çok umutlanmak istiyorum. En azından bizim nesil gitti, bizden önceki nesil gittiği gibi ama bizden sonraki nesiller mutlu olsunlar. Bizden sonraki nesiller üzülmesinler ekonomik anlamda. Enerji kıtlığı, kıtlığı enerji darboğazı anlamında. Bir bu. ikincisi şu anda Türkiye rezerv satıyor. E, bir, bir umut, bir umut pazarlanıyor. Dolayısıyla bunun karşısında duran herkes gene şeytanlaştırılıyor. Şeytanlaştırılacak. Şu anda işte biraz işte kasaptaki ete soğan doğranıyor. Doğmamış çocuğa don biçiliyor. Biraz böyle bir durum var. Nasrettin Hoca fıkrasındaki gibi işte ben buraya çalı ektim. Koyunlar geçecek. İşte oraya yünlerini bırakacaklar da onu eğereceğim de gömlek yapacağım da satacağım da falan gibi bir durum var. Zaman alacak bir durum var. Bunu şey anlamda söylemiyorum. Gerçekten real politik bu. Dünya ekonomileri de bakacaklar. Enerji piyasaları da bakacaklar. Böyle bir enerji var mı yok mu? Feasible mi değil mi? Ona göre de bu işi kredilendirecekler. Kolay meseleler değil. Onu söyleyeyim. Erken seçim hazırlığı var demiş Fikret Bila. Ee, algı yönetimi söz konusu başlıklı yayında Tele1 yayında Zeynel Lüle'nin sunduğu gün ortasına katılmış. Videosunu seyredersiniz bulup ama orada diyor ki önlemler geçici iktidarın attığı adımları alt alta sıralarsak bir erken seçim hazırlığı var. Ekonomi kötü giderken bunu düzeltecek bir başarı öyküsü yaratması mümkün değil iktidarın çünkü kaynakları yok bunu biliyoruz. İşsizliği önleyecek bir yatırım yapması mümkün değil bunu da biliyoruz. Enflasyonu düşürecek bir politikada yok. Bu başarı öyküsünü ekonomi dışında aramak lazım demiş. Ahmet Boş, Bozkuş Havuz Medyası için manşet önerilerini sıralamış görüyorsunuz. Evet biz Gaza gelme Türkiye dedik ama Ahmet Bozkuş biraz daha tabii espiritüel bir kişiliği de var. Mutlaka Seyredin Twitter hesabını takip edin, YouTube kanalına üye olun ve e, ...hazırladığı güncel e, mizah, mizahi hiciv yüklü videolarını seyredin. İşte böyle sıralamış. Bas kaza güzelim, bas kaza. Evet, İsmail YK'nın e, şarkısıydı galiba. Evet, adam kazandı demiş. Güzel e, manşet önerileri yapmış Ahmet Bozkuş. E, Kerim As demiş ki, Türkiye bugün bulduğunu açıkladığı doğalgaz rezervinin 62 katını geçen yılda bulmuş. İşte geçen yıl Trakya'da 20 trilyon metre küplük saymayı da bilmiyor bunlar. Doğalgaz rezervi bulundu filan diye Yeni Şafak'ın haberi. Evet. Hazmedemeyene Beypazarı be, be pazarı geliyor merak etmeyin. 8 yıl önce dedi ki Enerji Bakanı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Murat İde'nin gazeteci dostumuz meslektaşımız tweet'i. Tuna 1 havzasında doğal gaz bulduk. 2023'te dışarıdan doğal gaz almayacağız demiş Enerji Bakanı 8 yıl önce. Bugün dedi ki Tayyip Erdoğan Tuna 1 havzasının adını Sakarya olarak değiştirdik. Doğal gazı bulduk. 2023'te dışarıdan doğal gaz almayacağız. Aynı laf esasen onu getirmiş zaten. Evet. Evet. Hazmedemeyene Bey Pazarı. Şimdi bakın Özgür Demirtaş kendisi akademisyen 15 yıl Amerika şimdi Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü baş başkanıymış. Uzmanlık alanı finans, ilgi alanları da teknoloji, uzay, tıp. Özgür Demirtaş bir tweet atmış. Diyor ki dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da bir bidon petrol, bir tane damak çikolata bile etmiyor. <laughs> ya esasen bu böyle. Yani doğru bir haber. Yani gerçekten petrol fiyatları düştü ve Venezuela petrol açısından dünyada sıralamaya girmesine rağmen maalesef kendi derdine derman üretemedi. Doğru esasen. Buna Türkiye Sanayi Bakanı bir cevap yazmış. Diyor ki bu hesaba göre bir finans profesörü bir bey pazarı soda bile etmiyor. Yani ben diyorum İstanbul Boğazı, sen diyorsun Çanakkale'de bir hararet, bir hararet. Bir başka laf daha var. Laf söyledi balkabağı doğru doğru goy tabağa. Bir başka daha laf var demeyeceğim. Siz aklınıza gelenleri sıralayabilirsiniz. Yahu bir finans profesörü neyse Venezuela'da enerji rezervlerinin Venezuela'nın ekonomisine bir katkısı olmadığını, bir bidon petrolle bir çikolata bir bir bidon petrolün bir çikolata bile etmediğini söylemiş ki bu doğru. Şimdi yukarıda bunu üzerine almış Türkiye'de sarayın e, propaganda unsurlarından şimdi sanayi bakanlığı koltuğuyla işte kendine göre talip talit edilmiş Mustafa Varank daha yerli otobüle üretemediler neyse diyor ki bu senin diyor bu hesabına göre bir finans profesörü bir bey pazarı soda bile etmez yani bu mu bu, bu, bu zekamı yani bu, bu nasıl bir cevap hani kapak mı yapıyorsun cevap mı veriyorsun bir de altında da bilmem 12 bin kere RT'lenmiş 48 bin kere beğenilmiş falan bir tweet mesajı ya inanılır gibi değil tuhaf kafayı yemişler yani hakaret aşağılama sen bir prens profesörüsün ama bir soda bile etmezsin falan. Ya tam onu demiyor ki adam başka bir şey söylüyor aşağıda. Tuhaf. Yavuz Baydar demiş ki, e, bu Kariye ile ilgili bir haber, günün e, haberlerinden biri Kariye Müzesi, işte efendim cami oluyormuş. Onun üzerine şu tweet'i atmış, Anadolu'yu Anadolu yapan çoklu insani mirasa, düşman İslamcı vandalizmle komşuların neredeyse tümüne başta Yunanistan düşman, talancı, yağmacı, milliyetçi, militarizm ülke yönetimini ele geçirdi. Çok daha acı sonuçlar yaşatacaklar demiş. Haksız mı? Kerim Has Erdoğan'ın müjdesinin olası nedenlerini düşünürken malum Türk akımı hattında Türk özel şirketler henüz Rusya ile ticari anlaşmaları imzalamadı. Türkiye'nin Gazprom'dan indirim talebi cevapsız kaldı. Gaz bulduk denilerek Rus gazında fiyatlar aşağı çekilmek isteniyor olabilir demiş. Dikkat. Evet. Dedim ya rezervi satmaya çalışıyorlar. Bir rezerv kredibilitesi üzerinden yürümeye çalışıyorlar. Hazmedemeyene Bey pazarı soda meselesi anlaşılmıştır herhalde. Biz bir daha haber alınamadı başlığıyla devam edelim. O da şu efendim. Bir gün gazetesi bulunan ama daha sonra haber alınamayan doğalgaz ve petrol rezervlerini çok güzel sıralamış. Tebrik ederiz. Günün haberciliği, araştırmacı gazeteciliği bu. Diyor ki özellikle seçim dönemlerinde ülkenin dört bir yanından doğalgaz, gaz petrol bulunduğu haberleri geliyor. Ancak yandaş medyanın manşetlerini süsleyen rezervler sonrasında bu rezervler sonrasında gündemden düşüyor ve hiçbirinin akıbeti öğrenilemiyor. Bir daha haber alınamadığı bülteni işte bakın derlemeye bakalım. 1- Hürriyet Akçakoca'da doğal gaz bulundu 9 Eylül 2004 Doğan Haber Ajansı Akçakoca'da doğalgazdan sonra petrol umudu 26 Kasım 2006 Anadolu Ajansı Karadeniz'de Karadeniz doğalgazı devreye girdi. Sabah Karadeniz'de petrol ağa takıldı 26 Ağustos 2007. Gene sabah Sakarya'da doğalgaz bulundu 15 Mayıs 2009. Anadolu Ajansı yeni doğalgaz rezervi bulundu. İşte 17 Haziran 2010 ki yer aynı Akçakoca sahilinin 14 kilometre açığında denizin 100 metre derinliğinde. Sene kaç 2010 bundan 10 sene önce aynı yer. Anadolu Ajansı Petrol Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından sevindiren Akçakoca açıklaması 29 Mart 2011. Enerji Bakanı Taner Yıldız Petrol bulduk çıkaramıyoruz. Baksen 25 Ağustos 2012. Milliyet Karadeniz petrol ve doğalgazda yeni merkez. 10 Mart 2013. Akçakoca'da doğalgaz keşfi oldu. 29 Haziran 2020. Esasen bu keşif daha evvel defalarca yapılmış ama şu son keşfi Enerji Bakanı Fatih Dönmez bugünkü Enerji Bakanı 29 Haziran'da yani bundan 2 ay önce açıklamış ama bir şeye ihtiyaç var. O Fikret Bilan'ın dediği gibi seçim hazırlığı bilemiyorum. Gene şey değil. Gazeteci Deniz Zeyrek'e göre 2003'ten beri en az 30 kez petrol veya doğalgaz keşfedildiğine dair bilgiler kamuoyuyla paylaşılmış efendim. Evet. Bir daha haber alınamadı. Bu olayda böyle ee, dediğim gibi e, çok e, bu konuda çok üfürüyorlar, çok e, heyecan pompalamaya bir heyecan dalgası oluşturabilir miyiz? Acaba bununla tekrar yelkenlerimizi şişirebilir miyiz? Filan gibi amaçlıyorlar. Fakat dediğim gibi Türkiye'de Ayasofya ile bir şey yapmaya çalıştılar olmadı e, Muharrem İnce rüzgarıyla acaba muhalefeti böler parçalar mıyız olmadı arkası gelmedi en son işte Joe Biden üzerinden e, bir acaba bir muhalif bir şey e, bir mağduriyet çıkarabilir miyiz olmadı Erdoğan Ayasofya'yı çok önemsedi, dağılmış oyları konsolide edebileceğini düşündü. Fakat buna artık imkan ve ihtimal yok, toparlayamıyor. 15 Temmuz eskidikçe yerine yenisini koyamıyor. Taze bir ürkütmeye, taze bir çıkışa ihtiyacı var, bunu bir türlü yapamıyor. O açıdan son dönemde dikkat edin, Ahmet Davutoğlu bile Ali Babacan'ın önüne geçmiş durumda. Biraz daha söylemi sertleşince daha çok ilgi görmeye başladı. Muharrem İnce zaten üç gün konuşuldu, unutuldu, lafını etmeye bile değmez. Joe Biden üç gün konuşuldu, unutuldu, lafını etmeye bile değmez. O arada şunu da hatırlatalım. Erdoğan cephesi Biden üzerinden bir mağduriyet devşirmeye çalıştı ama olmadı. Tuhaftır, Erdoğan tek kelime etmedi ve Propaganda unsurları, propaganda bakanları muhalefete e, onun üzerinden ay ayar verdi. Erdoğan adına ayar verdi. Erdoğan bir şey demedi çünkü Biden'la, Joe Biden'la şahsen köprülere atmak istemiyor. O kadar basit. Bu işi kapı kullarına, propaganda bakanlarına bıraktı. Ve bugünkü e, müjdesi de... E, Belki üç gün değil, üç saat konuşuldu ve unutuldu. Emin olun, üç gün konuşulacak bir enerjisi de yok bugünkü müjdesinin. Tırnak içinde söylüyorum. Bir rezerv bulunsa ve bu rezervin tamamı feasible olsa dahi, Türkiye'nin yakın vadede ödeyeceği borçlarının bir bölümünü dahi ödeyecek gücü veya bir bölümüne dahi can verecek hali yok. Erdoğan neyi açıklarsa açıklasın, hükümetin çıkaracağı artık şapkadan tavşan kalmadı. Ne koyarsa koysun, Türkiye ekonomisi açısından, Türkiye, açısı, Türkiye açısından da sıkıntılı günler, zamanlar kapıda yıl sonu gelmeden temerrüde düşecek bir ülke söz konusu. Herkes kendine mukayet olsun. Bir yandan da salgın, Covid-19 meselesi devam ediyor. Önümüzdeki bir yılı dahi gerek salgınla ilgili gelişmeler, gerekse ekonomik daralma açısından böyle geçireceğiz. Temmuz 2021'e kadar söyleyeyim, bütün haberleri takip ediyorum, her gün yüzlerce tarıyorum. Dünya, global çapta söylüyorum Türkiye değil, Temmuz 2021'e kadar bu şekilde devam ve daha iyiye gitmeyecek. Böyle de seyretmeyecek. İniş devam edecek. Ee, herkes önlemini buna göre alsın, tedbirini alsın ee, diyeceğim, uyaracağım bu. Hele hele Türkiye'dekiler tedbirini buna göre alsınlar tedbirlerini. Herkese iyi hafta sonları efendim. Önümüzdeki Pazartesi biz gene manşette karşınızda olmayı umuyoruz. Gazete kapaklarını bugün getirmedim çünkü hepsi eskidi. Ee, gazete kapakları çok geriden geliyor açıkçası. Ee, bugünkü son yayını Erdoğan'ın çok konuşulan ee, müjdesi üzerinden e, yürüyelim. İşin aslı faslı nedir ne değildir ee, bakalım istedik. Biliyordu bilenler. Bilmeyenler için de bir hatırlatma oldu umarım. Tekrar herkese iyi hafta sonları. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.